Aynı. Aynı doğru cevap. Ben numara mı? Evet efendim, numara doğru cevap. Hayırsız. Hayırsız doğru cevap. Bir harf daha aldık. Anımsatmak. Anımsatmak doğru cevap. Hanımlar beyler, hafta finalinin ikinci yarışmacısı Mehmet Can Bey ile bir aradayız. Mehmet Can Bey mi? Mehmet Can Bey mi? Mehmet Can Bey. Mehmet Can Bey. Evet. O aradaki H'yi kullanmıyoruz. Yok. Yok ki kullanalım. Aynen. Olsa kullanırdık. Yok efendim. Ya olsa da kullanmayabilirdik. Evet. Ama yok. Yok zaten kullanamıyoruz. Konu değil. Harika. Çok güzel. Sizin efendim, sizle de aslında sohbetler edildi. Evet. Sizin selam göndermek istediğiniz biri var mı? Ya şimdi bir yere gireriz, öbür taraf unutulur. Herkese selamlar, sevgiler işte. Çok güzel konuştunuz Mehmet Can Bey. Belli ki yapayalnızsınız. Ya hayır, tam tersine. O kadar aynen. Geniş ki birini aynen. Unutsak mesele evet, olacak. Evet Mehmet Can Bey. Herkes üzerine alınsın. Selamlar, aynen. Sevgiler. Aynen, aynen. O kadar demek ki insan tanıyorsunuz ki daha çok yalnızsınız çok Mehmet şükür, Can Bey. Çok şükür, çeviren var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Peki bugün iddialı mısınız? Yani iddialı olmak istiyorum. Tabii ki buraya gelip iddiasızım demenin bir anlamı evet. Yok. Hırslı değilim. İddialıyım, hırslı değilim. Çok güzel. Keyif alıyorum zaten. Evet. Ama takıldım mesela sinemanın sorularında çok kolaylarda da takıldım. Gerçekten mi? Hangisinde takıldınız mesela? Mesela yani takılmamam gereken ama takıldığım paradoks. Ha, siz de mi takıldınız? Takıldım. Enteresan. Doğru. Anlık biraz. O başka yüzden... bir şey düşünmeye başlayınca bazen kilitleniyor orada insan. Tabii. Ondan sonra geri gelemiyorsunuz. İlk kalıyorsunuz bazen. Evet. Olabilir böyle şeyler. Tabii. Yani benim de başıma gelebilir, gelmeyebilir. Bakacağız. Bakacağız. Çok güzel çelişkili ifadelerle final severim. Yaptınız. Harika oldu. Başlayalım o zaman, ne yapalım? Lütfen. Mehmet Can Bey. Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. Bazı kelimelerin birleşimine girerek çok fazla anlamı veren örnek. Birleşimine girmek ne demek ya? Önüne gelmek mi? Yani evet, önüne geliyor, örnek. Çok fazla anlamı. Evet. Yunanca kökenli. Çok basit. Poli. Poli doğru cevap. Efendim, 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Üzerindeki çizgilerden geleceğin okunabileceğine inanılan vücut bölümü. Avuç. Avuç doğru cevap. İlgilenir misiniz hiç? Yok. Hiç. Baktırdınız mı hiç? Denk yok. Geldi mi? Hayır. Denk gelmedi. Burçlar murçlar oralarda var mısınız? Yokum. Orada da yoksunuz. Hiç mistik hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Yani burcumu biliyorum. Burcumun özelliklerini taşıdığım ne biliyorum. Balık burcuyum. Balık ay evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ama berbat bir burç erkekte. Tatsız. Erkekte tatsız. Evet, o çok can sıkıcı. Ben barıştım ama belli bir noktada. Ne yapacağım? Ne yapacaksınız hakikaten? Çekil be gezegen de denmiyor. Neyse, büyük geçmiş olsun. Çok hayat size zor. Efendim, 5 harflere geçtik. İsim soylu bir kelimeyle devam ediyoruz. Konak, çiftlik gibi yerlerde çalışanların amiri konumundaki kahya kimse. Kahya mı? Evet. Çok teşekkür ederim. Kahya doğru cevap. Efendim, ikinci 5 harfli aradığımız cevap tek başına bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. Bir düşünceye, onun partizanı olma. Hiç oralara gitmeyin. Taraf. Hay, daha basit düşünün. Bir düşünceye... İnanç. İnanç doğru cevap. Basit düşünme. Alt harflilerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Şu soruyla soruyoruz. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği. Kalite. Kalite doğru cevap. Efendim, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bir besin maddesi soruyoruz. Gelsin bakalım, nasıl soruyoruz. Köftelik olanı da bulunan bir hububat ürünü. Bulgur. Bulgur doğru cevap. 7 harflere geçtik. Bulguru da bitkiden sayarız. Sayarsak okey, ben mutluyum. Evet evet. Çalıştı. Yemeğe dokunan bitkilere aynen. Varım. Bana sukulent falan sormayın. Aynen, yemeyeceğimizi bilmeyiz efendim. Haklı. Beyefendi haklı. Efendim, 7 harflilerdeyiz. Tek kelime Arapça kökenli ama bildiğimiz bir sözcük. Gelsin bakalım. Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç. Ganimet diyesin değil. Var. Değil. Değil.
dolaylı bir biçimde elde evet. edilen kazanç. Yani direkt olarak maddi olarak düşünmeyebilirsiniz bunu. Yani birinden elde ettiğiniz başka... Arapça dediniz değil mi? Evet. Manevi bir kazanç da olabilir. Fayda, yarar, öyle şeylere gibi. Gibi gibi çıkar, yarar. Onun gibi. Çıkar. Evet. Biliyor olmam. Evet, evet. Bir oradan. Harfı. Evet. Almasam mı? Neyse, çıkar. Alınır. Mükafat. Ama güzel başladınız. Şahsi. Menfaat. Menfaat, doğruca. Efendim 3600 puandayız. 2 dakika 14 saniye süremiz var. Bence idare eder. Puan güzel. Evet. Süre de iyi. 2-14 yeter size. Size yeter. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz bir zarf. Sorusu da bakın editörümüz nasıl yazmış. Tereyağından kıl çeker gibi deyiminin karşılığı olan söz. Kolayca diyesin var. Değil kolayca. Efendim. Kolayca doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir kelime soruyoruz. Buyursunlar soruya bakalım. Diplomaside görüşme ve törenlerde uygulanan kurallar. Protokol. Protokol doğru cevap. Efendim 8 harfli bir diğer cevabımızın sorusuna bakıyoruz. Gelsin bakalım. Gelinlik gibi kıyafetlere kabarık görüntü vermek için kullanılan bir tür iç giysisi. Tek kelime mi? Tek kelime. Jartier. Değil efendim. Harf alalım. Harf aldık. Biliyor olabilir miyim ben bunu? Aslında biliyorsunuzdur. Şimdi bilince şey olacak. Bileceğiz ki. Fransızca kökenli. Tek kelime Fransızca kökenli. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Evet. Trap. Yok yok. Tar. Tek bir sesli harf yetiyor. Nereye? Tüm kelime mi? Tüm kelimede yani aynı ha. sesli harf var. Aa. Tar. Tar. Güzel. Tar. Ha. Süre gidiyor. Bir harf alın isterseniz. Harf aldık. Taras tam taraf. Yok. Tar. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Biliyor muyum ben bunu? 50 saniye. Farkında. Ama çok harf aldım ya. Evet. Ama bilemeyeceksiniz. Var mı bir yardımcı olabileceğiniz bir şey? Zaten. Batı kökenli olduğu için R'den sonra illa sesli evet. gelmesi gerekiyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha geldi. Türetsem mi? Tarpatan falan. Ne? Tarpatan falan. Yani türetin isterseniz çünkü böyle bir şey. Yapıştırın. Tarpatan. Türet. Tarpatan. Devam. P'yi mi değiştireyim? Yani bir o yok ya. Tar patan, tar katan, tar çatan, tar şatan, tar satan. Devam. Tar matan. Devam. Tar zatan. Devam. Nereye? Tar vatan. Söylemediğiniz daha var. Ortalardan söyleyin. Tar data, tar fatan. Daha. Ortaya doğru. Tar jatan. Devam, devam. Tar katan. Devam. Tarlatan. Tarlatan doğru oh. cevap. Yok hayatımda duymadım. Gerçekten mi? aslında kovboy filmlerini falan seyreder miydiniz hiç? Oralarda yani seyretmişliğim var tek tük ama hiç duymadım vardır. Ya. Peki mahvetti bizi Tarlatan. Çok şükür yine ama, yani çıktık evet, bir şekilde. Çıktık. Biraz süreyi yedik. Biraz harf yedik. Dört tane cevap vereceğimiz soru var. Hallederiz büyük ihtimalle. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bir deyim bu. Gelsin bakalım sorusu. Bir konudaki kanaatini değiştirerek inanmak, kanmak. İkna olmak. İkna olmak doğru cevap. Efendim kolay bir sorusu var. Yine tek kelime bir cevap isteyeceğiz sizden. Yapıştıralım soruyu. İzdiham yaratan insan topluluğu. Kalabalık. Kalabalık doğru cevap. Tek kelime ve mastarla bitiyor. 10 harfli. Gelsin bakalım. Mecazen birinden çok güçlü bir şekilde etkilenmek, çekiciliğine kapılmak anlamına gelen söz. Tek kelime. Tutulmak. Birinden çok güçlü bir şekilde etkilenmek, çekiciliğine kapılmak. 10 saniyeniz kaldı.
Bir harf alayım. Harf aldık. 5. Duracağım. Durun, iyi yaptınız. Büyülenmek. Büyülenmek, doğru cevap. Efendim son sorumuz. Yapım eki almış bir sözcük isteyeceğiz sizden. Tek kelime. Tek kelime. Türkçe kökenli. Fransızca kökenli. Ama halledersiniz. Yapım eki bizden diye tahmin ediyorum. Evet, tabii tabii. Yok, Fransızca. Bazen alıp geliyor. Je vis. Sorumuz bu. Gelsin bakalım sorumuz neymiş. Mecazen yakınlık, benzerlik anlamlarına gelen sözcük. Almadım harfi. Fransızca kökenli. Evet. Similarite diyesim var, yok. Değil. Yakınlık, benzerlik. Yakınlık, benzerlik. Yakınlık. Ya bunların arasında bir nokta nokta var. Nasıl mesela? Ya temelde aynı şeyleri düşündüğümüzde söylenir. Aa, bunu... Paralellik. Paralellik, doğru cevap. Evet Mehmetcan Bey, 9100 puan. Yetmez. Bakacağız. Ama evet. Bakacağız, yetmez mi? Yetedebilir. Yani arkanızdaki yarışmacılar da güçlü yarışmacılar. Oldukça. Bakacağız neler yaşanacak. Ben memnunum, yetmese de memnunum. Hiç fena bir rakam değil, ay, sayı değil 9100. Sağ olun. Kaç 7 harf almış olduk yani. Evet. Yine daha fazla almışız gibi oldu ya şeyde alınca tarlatan. Çoğunu kadar zaten 4'ünü galiba, evet. Ya 4 ya 5'ini tarlatan da aldım. Evet. Tarlattı beni. Evet, bizi bile tarlattı. Çünkü bir an L harfini bulamayacaksınız diye korkmaya başladım. Alfabeyi unuttum. İlk K'yi söylediniz biliyorsunuz. İlk tarkatan dediniz, sonra Z'ye gittiniz. Dedim ki yandık. 10 dakika buradayız yani diye. Olmadı öyle bir şey. Tebrik ederim. Çok güzel yarıştınız. Bakalım neler yaşanacak. Efendim alkışlarla Mehmetcan Bey'i yerine uğurluyoruz. Ve Serdar Bey geliyor.